Boyun çünkü şimdi beyine yakın olduğu için gelen sorularınızı sizin dilinizde söylüyorum Şimdi efendim. Rahat hareket edebilir miyim? Hemen kaldığım yerden sosyal yaşantımı işe dönebilir miyim bununla diyorlar. ilgili hakikaten halk arasında büyük bir korku var. Yani Evet. boyun fıtığı aman sakın olma, işte cerrahisine olma, ameliyatına çok tehlikeli, işte sakat kılınıyor vesaire. Evet. Yani bunların hepsi yanlış. Bizim çok sık uyguladığımız ve sonuçlarının da çok iyi olduğu bir ameliyat yöntemi. Elbette ki bizim uğraştığımız bütün alanlar, biz beyin cerrahi olarak riskli alanlarla uğraşıyoruz. Bizim işimiz risk işi. Ama bizim sevdiğimiz bir ameliyattır bu. Sık da yaptığımız bir ameliyattır ve sonuçları da gayet iyidir. Yani sonuçta tedavi edilebilir bir hastalıktır. Önemli olan bu. Yani tedavi edilebilir bir hastalık Aslında olması. hastanın konforunu düşünüyorsunuz Evet, en iyi tabii. şekilde. Peki hazırlanma safhası nasıldır hocam? Bir gün öncesinden mi yatış yapılıyor ya da Tabii nasıldır işlemler öncesinde diye soralım. hasta yani tanısı ve şeyi konduktan sonra, tetkikleri yapılıp tanısı konduktan sonra ameliyata karar vermiş olan vakanın önce tetkikleri yapılıyor. Bu ameliyata yönelik tetkikler olur. Onlar hazırlanır, laboratuvar tetkikleri. Eğer bir hastanın ameliyatla ilgili bir sorunu olabilecekse, ne bileyim kalp hastalığı, işte şeker hastalığı vesaire gibi, o önceden ortaya çıkmış olur ki hani onunla ilgili gerekli hani dahiliye konsültasyonları falan yapılır. Ve hasta ameliyata alınır ondan sonra. Aslında hasta hazır bedenen Tabii ve tabii ondan bu o sonra uygun rapor kadar hani çıktıktan sonra şey ameliyat bir alınıyor. işlem de değil, yani ortalama bir saatlik bir işlemdir. Yani tek mesafe bir fıtığın ortalama süresi o kadardır. Hastanede bir gece kalır. Ameliyat sonrası da hani durumuna göre boyunluk kullanabilir geçici bir süre.